Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemekler hazırlamış olacağız. Tabii tezgahımızda malzemelerimizi hazırladık. Birazdan sizlerle beraber lezzetli, güzel ve pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Birazdan yemeklerimize geçeceğiz. Sizler de sevgili izleyenlerimiz bugün neler yapacaksınız bizlerle beraber? Çok güzel bir mercimek köftemiz var, onu hazırlayacağız. Ve ondan sonra güzel bir kurabiyemiz var, kurabiye yapacağız. Ve onun yanında dana ciğer kavurmamız var ve ciğer kavurma yapacağız. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgah üzerine çıkarmış olacağız. Kurabiyemiz, ondan sonra mercimek köftemiz ve ondan sonra kavurmamız, dana ciğer kavurmamız olacak ve bu şekilde 3 tane yemek hazırlayacağız. Tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Tabii biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evinizde yapacağınız hem kolay hem de pratik 3 tane yemek dedik sevgili izleyenlerimiz. Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız nerede bulabilirsiniz? Tegrete sayfalarında bulabilirsiniz. Tegrete olarak hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Instagram'da hem de YouTube'da bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Orada da bütün programlarımızı bulabilirsiniz. Ondan sonra programımız tekrarı gece saat 1 ile 1.30. Hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra bizleri aynı şekilde sitemizde de sevgili izleyicilerimiz takip etmek istiyorsanız, bütün programımıza bakmak istiyorsanız ve de canlı izlemek istiyorsanız sitemizden takip edebilirsiniz. www.tegritev.com sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz. www.tegritev.com'dan da bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Hem de yayın akışımıza bakabilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah ve de Abdullah Hakim Yartu sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamda da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Bütün programlarımızı ve de yemeklerimizi aynı şekilde hem resimleriyle hem görsel olarak hem de dediğimiz gibi yazısal ve resimlerle ve gramajlarla paylaşılıyor. Orada da bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız sosyal medya üzerinde ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Yemek hakkında bilgi almak istiyorsanız sosyal medya üzerinde de bana ulaşabilirsiniz aynı şekilde sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra canlı yayınımıza da bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sohbet etmek istiyorsanız bu numara üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Evet, kurabiyemizin listesini alacağız. Kurabiyemiz malzememizi hazırladık. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik bir kurabiye hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Onun için hemen şöyle güzelce bir şekilde kurabiyelerimize başlamadan önce ben şöyle bir hazırlamı yapayım. Ondan sonra sıvı yağlı güzel bir kurabiyemiz olacak. Malzemelerimiz hazır ve onu da güzelce bir şekilde sizlerle beraber hazırlayalım. Bu arada sevgili Hanifi Bulut bizleri izliyor. Buradan kendisine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Diyarbakır'dan sevgili Hanifi Bulut'a, Ramazan Şahinli'ye de benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Bulut ailesine de buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum ve bütün Diyarbakırlara benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Sizleri çok seviyorum. Buradan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun inşallah. Evet, önce kurabiyemizle hemen başlayalım arkadaşlar. Listemiz hazırsa hemen onu alalım. Ondan sonra yavaş yavaş kurabiyemizin hazırlığına başlayalım. Sıvı yağlı un kurabiyemiz için kullanacağımız malzememiz: 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 2 su bardağı kadar unumuz olacak. 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 2 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket kabartma tozumuz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 2 su bardağı kadar unumuz olacak. 1 su bardağı kadar sıvı yağımız dedik, 2 adet yumurtamız olacak. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 2 su bardağı kadar unumuzu kullanacağız. Önce geniş bir kabımızı içine hemen yumurtamızı, yağımızı, ondan sonra baharatlarımızı, toz şekerimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra unumuzu içine ilave edeceğiz. Unumuzla beraber güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız. Unumuzla kurabiyemizi hazırladıktan sonra un miktarı bazen sizde de az olursa, eğer ki kıvamında biraz az olursa biraz da un takviyesi yapabiliriz. Yani toparlanma için hamurumuzu. Ondan sonra hamurumuz hazırlandıktan sonra istediğimiz şekillerde ve ölçülerde keselim. Onları güzelce bir şekilde tepsimizin içine dizeceğiz. Ve tepsimize dizdikten sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Öncelikle hemen şöyle bir geniş bir kabımızı ayarlayalım. Ondan sonra hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, bir tane tepsimiz aynı şekilde hazırlayalım. Geniş bir kabımız, ondan sonra tepsimiz. Hatta altına bir yağlı kağıdımızı da serebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şuradan bir parça da yağlı kağıdımız gelsin. Ondan sonra
yavaş yavaş hazırlığımıza geçiyoruz. Evet, yavaş yavaş tepsimizi hazırladık. Yağlı kağıdımız hazır ve biz de artık diğer hazırlıklarımıza başlayabiliriz. Bir tane çırpma telimizi şöyle bir alalım. İsterse elimizle de karıştırabiliriz. Hatta çırpma teliyle de karıştırabiliriz. Hemen 2 adet yumurtamız dedik. Onları öncelikle bir kıralım. Devam ediyoruz. Şöyle bir yumurtamızı kırdık. Yumurtamızı kırdıktan sonra önce şöyle hafif güzelce bir karıştıralım. 2 tane yumurtamızı çırptıktan sonra içine 1 paket vanilyamız, 1 paket de kabartma tozumuzu döküyoruz. Şöyle birer paket kabartma tozumuz ve vanilyamızı içine ilave ettik. Yavaş yavaş çırpalım. İsterseniz elinizle veya çırpma telinizle de karıştırabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa sizler de onu tercih edebilirsiniz. Vanilya da her şeye çok yakışıyor. Çok da güzel bir aroma katıyor. Evet, şimdi kabartma tozumuzu ve de vanilyamızı iyice bir karıştıralım. Ondan sonra içine tekrardan sıvı yağımızı dökelim. Evet, yağımız 1 su bardağı kadar yağımızı içine döküyoruz. Önce yumurtamız, ondan sonra vanilyamız ve kabartma tozumuz. Ondan sonra sıvı yağımızı içine döktük ve sıvı yağımızla beraber yavaş yavaş iyice bir karıştıralım. Evet. Bunları güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Bunları iyice bir karıştırdıktan sonra ondan sonra şekerimiz, hemen şekerimizi de içine ilave ettik. 1 su bardağı kadar şekerimiz. Evet, çok da güzel oldu. Evet, hemen şekerimizi de ilave edip iyice bir karıştırdıktan sonra fazla olan malzemelerimizi şöyle bir alalım. Pardon. Evet, önce 2 adet yumurtamızı kırdık. Onu güzelce bir şekilde bir çırptık. Çırptıktan sonra vanilyamız, ondan sonra kabartma tozumuzu içine ilave ettik. Onlarla beraber çırpmaya devam ettik. Ondan sonra yağımızı içine ilave ettik. Yağımızla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Yağımızla beraber karıştırdıktan sonra içine şekerimizi de ilave ettik. Onunla beraber iyice bir çırptık. Sevgili Murat kardeşim de şöyle bir yakın detayı bir göstersin. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz. Evet, harika oldu. Şimdi içine unumuz, 2 su bardağı kadar unumuzu dökelim. Unumuzu da döktükten sonra şimdi yavaş yavaş hamurumuzu toparlamaya başlayacağız. Güzelce bir kurabiyemizin hamurunu hazırlayacağız. Sıvı yağla beraber yapıyoruz. Bunda margarin veya da tereyağı kullanmıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, sadece sıvı yağla beraber hazırlanıyor. Evet. Hem pratik olacak hem de sizlerin kolayca yapacağınız güzel de bir kurabiye olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Evet, yavaş yavaş biraz da unumuzdan içine döküyoruz. Şöyle azar azar dökebiliriz unumuzdan. Ondan sonra iyice bir devam edelim karıştırmaya. Evet, devam. Çok hafif biraz da unumuz. Şuradan döktük. İyice bir, yani yaklaşık 2,5 su bardan yakında un da diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Evet, tekrardan şöyle biraz daha toparladık mı harika olacak. Evet, yavaş yavaş
şekil almaya başladı. Hamurumuz, güzel de bir hamur elde edeceğiz bu şekilde. Minik bir unumuz daha. Çok da fazla olmayacak. Ona göre ilave edelim. Evet, yavaş yavaş. Güzel bir hamurumuz hazırlanıyor. Evet. Şimdi hamurumuz hazır. Hop. Güzel de bir hamurumuz hazırlandı. Evet, şunları şimdilik kenara doğru alalım. Hamurumuz hazırlandıktan sonra önce şöyle biraz düzeltelim. Evet, hamurumuz hazır. İsterseniz siz hamurumuzu bir görün arkadaşlar. Ben şurada bir şey alacağım. Hamurumuz hazır. Arkadaşlar hamurumuzu görürken ben de şöyle bir şeyler alacağım ama hemen görürsek de çok da güzel olacak ama. Evet. Evet, hamurumuz hazırlandı. Hamurumuz güzelce bir şekilde hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Evet, ben hemen şuradan bir tane gördüm. Abla kaldırmış ama nereye kaldırmış tam olarak göremedim. Çünkü bizim şöyle bir kek kalıplarımız vardı veya da kesme kalıplarımız vardı. Onları kullanacağız. Evet, şimdi hamurumuz hazır. Hamurumuzu istediğimiz şekillerde de kesebiliriz veya da hazırlayabiliriz. Önce şöyle bir yavaş yavaş biraz şöyle bir açalım. Güzelce bir yavaş yavaş. Düzeltmemizi yapacağız. Çok da fazla ince olmasın. Ona göre şöyle bir küçük bir düzeltmemizi yaptık mı harika olacak. Evet. Şimdi biraz daha ufaktan bir dokunuş hazır. Ve hazırlandıktan sonra böyle bir kesmeye başlıyoruz. Devam. Evet. Güzel bir sıvı yağlı kurabiyemizi hazırlıyoruz. Devam. Bunlar da aynı şekilde. Kesmeye başladık. Evet. Hazır. İyice bir şöyle bir keselim. Devam ediyoruz. Diğer taraftan da şöyle güzelce bir keselim. Evet. Buradan da bir iki tane çıkarabiliriz. Üç kısımlardan. Hazır. Ve yavaş yavaş şöyle hamurumuzu çekelim. Ve ondan sonra evet. Öyle güzelce bir alalım. Evet, aldıklarımızı yavaş yavaş hemen ben şöyle biraz yağlı kağıdımız biraz büyük olduğu için tekrardan katlayacağım. Ve ondan sonra tepsimize gönderdik. Evet. Hemen çabuk yapıştığı için sevgili izleyenlerimiz ve şöyle bir bu şekilde bir alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle bir gönderdik. Devam. Biraz daha şöyle bir çektik. Hemen yapıştığı için bir şekilde bir alalım. Daha rahat olacak. Evet. Devam. Yani birazını da isterseniz farklı bir sunumda da yapabilirsiniz. Eğer ki sizlerde farklı bir sunum istiyorsanız biraz daha farklı bir sunumda da yapabilirsiniz. Devam. Şöyle bir alalım. Hemen
2 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz ve 2 su bardağı kadar unumuzla hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz iyice bir hazırlandıktan sonra istediğiniz şekillerde ve ölçülerde kesebilirsiniz. Hemen sıvı yağlı güzel bir kurabiyemiz için sevgili izleyenimiz. Ondan sonra yavaş yavaş kesip şöyle güzelce bir tepsimize gönderiyoruz. Devam. Evet. Şöyle bir alalım. Bunu da gönderdik. Hemen. Hop. Harika oldu. Evet. Gelsin bakalım. Şöyle güzelce bir tepsimizi doldurana kadar hamurlarımızı kesmeye devam ediyoruz. Önce ben 2 tane yumurtamızı kabımın içine kırdım. Onları güzelce bir şekilde bir çırptım. Çırptıktan sonra tekrardan içine vanilyamı, ondan sonra kabartma tozumu ilave ettim. Vanilya ve kabartma tozumu da içine ilave ettikten sonra onları güzelce bir şekilde bir çırptık. Ondan sonra iyice bir çırptıktan sonra sıvı yağımızı içine döküyoruz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Onu da unutmayacağız. Toz şekerimizi içine dökeceğiz. Onunla beraber güzelce bir karıştıracağız. Ve onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan içine unumuzu da dahil edeceğiz. Ve unumuzu da ilave ettikten sonra ondan sonra hamurumuz hazırlanıyor. Hamurumuz hazırlandıktan sonra istediğiniz şekillerde ve ölçülerde kesip sunumunuzu yapabilirsiniz. Biz de hemen hazırladık ve yavaş yavaş şöyle bir kesiyoruz. Tepsimizi içini güzelce bir dolduruyoruz. Devam. Bunları aynı şekilde şöyle bir hazırlayalım. Evet. Kaç tane yapacağız? Yani isterseniz fazla da tutabilirsiniz, fazla da yapabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Genellikle biz 6 ve 8 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Ama sizler isterseniz biraz daha fazla da yapmak istiyorsanız fazla da yapabilirsiniz. Evet. Şöyle biraz son birkaç tane kaldı. Bunları da alalım. Hamurumuzu tekrardan toparlayıp ondan sonra istediğimiz şekillerde dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz hazırlayabiliriz ve kesebiliriz. Devam. Evet şöyle biraz. Evet bunu da alalım. Şimdi hamurumuz tekrardan şöyle güzelce bir toparlanıyor. Ve toparlandıktan sonra biraz daha hamurumuzu şöyle biraz açalım. Evet. Az daha inceltelim. Evet. Şöyle biraz düzeltelim hem de. İncelttik mi? Güzel oldu. Evet. Kenardan başlıyoruz. Şöyle bir hamurumuzu kesmeye. Devam. Aynı şekilde. Hop. Güzel oldu. Evet. Böyle bir alalım. Bunu da aynı şekilde alıyoruz. Devam. Hemen hazır. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar görsünler. Evet. Şimdi devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hop. Devam. Bunları da önce bir geniş bir kabımıza 2 adet yumurtamızı kıralım. Onu iyice bir çırpalım sevgili izleyenlerimiz. Onu iyice bir çırptıktan sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuzu dökelim. Onunla beraber çırpmaya devam edelim. Onunla beraber iyice bir çırpıyoruz. Onunla beraber iyice bir çırptıktan sonra tekrardan içine hemen 1 su bardağı kadar toz şekerimizi ilave ediyoruz. Toz şekerle beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar sıvı yağımız. İçinde tereyağı, margarin kullanmıyoruz sevgili izleyenimiz. Tereyağımız veya da margarinimiz yok. Ona göre zaten kurabiyemiz, sıvı yağlı kurabiyemiz. Onun için kullanmıyoruz. Ve yağımızı ilave ettikten sonra güzelce tekrardan karıştırdık. İyice bir karıştırdıktan sonra ondan sonra unumuzu içine ilave ettik. Ve unumuzla beraber hamurumuz hazırlanıyor. Eğer ki hamurumuz çok fazla cıvıksa, yani kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Hamurumuz iyi değilse biraz daha un kullanabiliriz. Yani hamurumuz iyi değilse biraz daha unla onu toparlayabiliriz. Hamurumuz toparlandıktan sonra istediğiniz şekillerde ve ölçülerde kesip tepsimizi içine dizeceğiz.
Ondan sonra düşük bir dereceyle fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de çok da güzel bir kurabiyemiz olmuş olacak inşallah. Biz de yavaş yavaş hemen ufak dokunuşlar kaldı. Çok az bir kurabiyemiz kaldı. Onları hazırladık mı? Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Güzelce bir şekilde bir hazırlanmaya başlayacak. Evet. Ben de bu arada suyumuzun altını açayım. O da kenarda ısınsın. Biz de hazırlığımızı yapalım. Devam. Şöyle boşluk kısımlarda kaç tane çıkarabiliyorsak onları da çıkaralım. Tekrardan hamurumuz şöyle ufaktan bir toparladık. Çok fazla açmaya gerek yok. Hemen onu da ufaktan bir şöyle bir düzeltelim mi? Güzel oldu. Evet. Bunu böyle bir alalım. Tepsimize gönderelim. Devam. Evet. Hop. Hemen. Hazır. Aralarına çok hafif biraz boşluk bırakacağız ki iyice bir hem kabarırken hem güzel bir şekilde bir kabarsın. İyice pişsin diye sevgili izleyenimiz. Ona biraz daha dikkat edebiliriz. Evet. Hemen böyle bir kestik. Bundan sonra bunu da aynı şekilde kesiyoruz ve ondan sonra şöyle bir gönderdik. Bir tane daha şöyle bir çıkıyor. Onu da alalım. Tepsimize gönderelim. Evet, buradaki hamurumuz da tabii ki onu ziyan etmeyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Bunu da ufak şöyle bir 3 tane bezeye bölelim. Bunlar da güzelce bir şekilde arkadaşlar yesinler diye. Ben şöyle farklı bir sunumda hazırlayacağım. Evet. Şöyle bir biraz şuradan bir boşluk bırakalım. Ondan sonra köşeleri bunlar da hemen hazırlıyoruz. Köşelere bırakıyoruz. Ve köşelere bıraktıktan sonra kurabiyemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi kurabiyemizi hazırladık. Önce geniş bir kabımızı içine hemen güzelce bir 2 adet yumurtamızı kırdık. Onu iyice bir çırptık. Çırptıktan sonra şöyle sevgili Murat kardeşim bir yakında tabii görsün. Onu da fırına gönderelim. Onu iyice bir çırptıktan sonra vanilyamız ve kabartma tozumuzu içine ilave ettik. Onunla beraber iyice bir karıştırdık. Ve karıştırdıktan sonra içine 1 su bardağı kadar toz şekerimiz ilave edildi. Toz şekerimizle beraber onu iyice bir karıştırdık. Toz şekerimizle beraber karıştırdıktan sonra 1 su bardağı dolu dolu yağımızı içine ilave ediyoruz. Ve yağımızı içine ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir yağımızla karıştırıyoruz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. 2 su bardağı kadar suyumuzu da içine ilave ettikten sonra onu güzelce bir 2 su bardağı kadar unumuzu içine ilave ediyoruz. Onunla beraber hamurumuz hazırlanıyor. Eğer ki azsa biraz daha içine ilave edebiliriz. İsterseniz hemen şöyle bir fırınımızı görün arkadaşlar. Güzelce bir şekilde fırınımıza gönderdik. Yavaş yavaş pişmeye başlıyor. İyice bir derecemizi biraz daha düşük bir derecede tutuyoruz ki o yavaş yavaş hemen 160-170 dereceyle yavaş yavaş pişsin. Yağımız, yumurtamız, kabartma tozumuz, vanilyamızla beraber onları iyice bir karıştırdık. 2 su bardağı dolu dolu unumuzu ilave ediyoruz. Hatta biz 2,5 su bardağına yakın un kullandık diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Çünkü eğer ki unumuz yeterli değilse biraz daha un takviyesi yapabiliriz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Ve hamurumuz hazırlandıktan sonra istediğiniz şekillerde ve ölçülerde kesip tepsinizin içine dizin. Ve ondan sonra fırına gönderebilirsiniz. Fırında yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Evet, şimdi o yavaş yavaş pişsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Ben de bu arada tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra sizlerle beraber güzel bir mercimek köftesi hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Evet, hemen şöyle bir bunlar biraz toparladık mı? Ondan sonra tenceremizi ben şöyle bir kenara alayım. Bir tane geniş bir tencerem gelsin. Evet, şimdi altını bir açalım. Öncelikle bir altını açtık. Ondan sonra bardağımız, ben hatta evet şöyle bir tane başka bir bardak alayım. Bir tane bardağımız gelsin. Sıcak suyumuz hazır. Önce bir suyumuzu içine dökelim. Ondan sonra listemizi alabiliriz. Bismillah diyoruz. Ondan sonra suyumuzu yavaş yavaş döküyoruz.
2, 3, 6 su bardağı yakın suyumuzu dökelim. Bu 4, hemen 2 tane daha döktük mü yeterli olacak sevgili izleyenlerimiz. Bardağımız da bu arada ısındı. Evet, şimdi 6 su bardağı kadar içine suyumuzu döktük. Yavaş yavaş altını açtık ve o ısınmaya başladı. Güzelce bir şekilde bir ısınsın. Mercimeğimizi, kırmızı mercimeğimizi yarım saat hatta bir saat öncesinde suda bekletebiliriz. Ondan sonra 3-4 süre, çünkü o biraz daha tozlu oluyor, topraklı oluyor. 3-4 ve hatta 5 tane suyla güzelce bir şekilde bir yıkayalım. 3-4 suyla hatta 5 suyla güzelce bir şekilde bir yıkayalım. Yıkadıktan sonra suyun içinde de biraz daha bekletebiliriz. Suyun içinde beklettiğimizde hem daha erken pişirimini yapmış olacağız. Mercimekte de güzelce bir şekilde haşlanmış olacak ve erken de haşlanmış olacak. Onun için siz de o şekilde haşlayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi ben hemen şöyle bir suyumuz kaynamaya başlasın. O kaynarken biz de yavaş yavaş listemizi alalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen neler yapacağız ona bir göz atalım sevgili izleyenlerimiz. Evet, cevizli mercimek köftemiz için kullanacağımız malzemelerimiz nelermiş? Hemen 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanozumuz, 4 adet taze soğanımız, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, pulverimiz, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 6 su bardağı kadar sıcak suyumuz, 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanoz, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçamız, biber veya da domates salçası olabilir. 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, kimyonumuz, pulverimiz, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 6 su bardağı kadar suyumuz olacak. 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanozumuz, 4 adet taze soğanımız, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçamız, biber veya da domates salçası, hangisi varsa elimizde onu da kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, pulverimiz, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 6 su bardağı kadar suyumuz. Önce mercimeğimizi güzelce bir şekilde hemen yarım saat öncesinde veya da 1 saat öncesinde bol suyun içine bekletiyoruz. Erken pişimi için. Onu güzelce bir şekilde bir beklettikten sonra 4-5 suyla güzelce bir şekilde bir yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra mercimeğimiz hazırlanıyor. 6 su bardağı kadar suyumuzu tenceremize döküyoruz. Ondan sonra mercimekleri içine ilave ediyoruz. Mercimekler içine ilave edildikten sonra bir tatlı kaşık kadar tuzumuzu da içine ilave edelim. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmiş olacağız ve daha erken bir şekilde de onu haşlamış olacağız. Hemen tuzumuzu da ilave ettikten sonra mercimekler bir yaklaşık bir 10-15 dakika içinde hazırlanacak ve güzelce bir şekilde mercimekler haşlandıktan sonra 4 su bardağı kadar bulgurumuzu içine ilave ediyoruz. Bulgurla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra geniş bir kabımızı içine alacağız. Ve geniş bir kabımızı içine aldıktan sonra ayrı bir kabımızda tekrardan hemen yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra soğanımızı minik minik doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Soğanımızı ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir soğanımızı kavuracağız. Ondan sonra salçamızı ilave edeceğiz. Salçamızı içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ve sosumuz hazırlanacak. Sosumuzu da içine dökeceğiz ve tekrardan taze soğanımızı da doğrayacağız. Hatta taze soğanı isterseniz güzelce bir şekilde sizler sosunuz hazırladıktan sonra en son altını kapatmaya yakın içine ilave edip, doğrayıp içine ilave edip karıştırıp da o şekilde de kullanabiliriz. Ve ondan sonra içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir karıştıracağız, yoğuracağız ve yoğurduktan sonra tabaklarımızın altını süsleyeceğiz ve tabaklarımıza güzelce bir şekilde bir dizeceğiz. Ve tabaklarımıza dizdikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, şöyle bir suyumuz kaynamaya başladı. O kaynamaya başladıktan sonra biz de bu arada mercimekleri içine ilave edelim. 2 su bardağı dolu dolu mercimeğimiz sevgili izleyenlerimiz, onu da içine ilave ettik ve ilave ettikten sonra, yani erken pişimi için bu çok önemli, biraz tuzumuzu içine ilave edelim. Sonra tadına bakalım. Eğer ki tuz oranı azsa biraz da tuz kullanabiliriz. Buradaki kullanmamızdaki amacımız kırmızı mercimeğimizin daha kısa bir sürede pişmesidir sevgili izleyenlerimiz. Kırmızı mercimeğimizin erken pişimi için bu şekilde yaparsak hem de erken şekilde de kırmızı mercimeğimizi haşlanmış olacağız. Evet, şöyle biraz karıştıralım. Ondan sonra o yavaş yavaş güzelce bir şekilde bir haşlanmaya başlasın. İyice bir haşlansın. Evet, yavaş yavaş haşlanırken biz de diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Bu arada tenceremizde kapağını kapatalım. Hatta bir tane daha küçük bir, ben burada bir tenceremi alacağım. 4 su bardağı kadar
yağımız dedik. Hemen şöyle bir yer değiştirelim. Şimdilik tenceremizi. Pardon. Kenara doğru aldık. Şimdi bir tane tenceremizde mercimekler haşlanıyor sevgili izleyicimiz. O güzelce bir şekilde bir haşlanmaya devam etsin. O yavaş yavaş haşlanırken ikinci tenceremizde aynı şekilde yağımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı kavuracağız. Ondan sonra içine salçamızı kavuracağız. Kullanacağımız kadar baharatlarımızla sosumuzu hazırlayalım. Evet, 4 yemek kaşığı kadar yağımızı tenceremize dökelim. Ve onları tenceremize döktükten sonra altını açtık. Yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. O ısınırken biz de şimdi soğanlarımızı güzelce bir şekilde bir doğramaya başlayalım. Yapacağınız işleme göre eğer ki çok fazla yapıyorsanız, yani geniş bir aileyiz veyahut da özel günümüz vardı, 5 ayında işte arkadaşlarımız veyahut da misafirimiz olacaksa, biraz daha fazla yapıyorsa bu sefer malzememizi biraz daha artırabiliriz. Genellikle biz 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Ama burada da çok da güzel bir aileyiz sevgili izleyicilerimiz. Burada da aynı şekilde geniş bir aile olduğumuz için bazen ben de malzemelerimizi bol tutuyorum. Arkadaşlar da şimdi geliyorlar, onlar da yiyorlar. Onlar için burada malzemelerimizi bol tutuyoruz. Ama genellikle buradaki yapmış olduğumuz işlemimiz veyahut da yemeklerimiz 4 ve 6 kişilik ailelere göre listelerimizi biz sizlere burada anlatıyoruz. Ama siz isterseniz biraz daha fazla da yapmak istiyorsanız fazla da tutabilirsiniz veyahut da fazla da yapabilirsiniz. Evet, şimdi yağımız yavaş yavaş ısınsın. O güzelce bir şekilde hemen şöyle bir altını da açalım. Ondan sonra soğanımız demiştik sevgili izleyenlerimiz. Hemen soğanlarımızı minik minik hazırlayalım. Küçük küçük soğanlarımızı güzelce bir şekilde bir doğrayalım. Çok da fazla iri olmasın. Çünkü içinde tamamıyla bir yok olsun. Yani çok da fazla görünmesin diye. Soğanımızı elimizde geldiği kadar biraz daha küçük doğrayacağım. Evet, şöyle bıçağımız iyi kessin. Evet, ara sıra fırınımızda unutmayacağız. Ona da bakmamız gerekiyor sevgili izleyicimiz. Şimdi soğanımız dedik. Bunları aynı şekilde öncelikle şöyle bir dilimle ufak ufak minik minik soğanımızı doğrayalım. Devam. Öyle bir hazır. Sizler de sevgili izleyenlerimiz, canlı yayınımıza bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212-454-55-71 numaramızı arayabilirsiniz. 0212-454-55-71 numaramızı arayabilirsiniz. Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız TGRT.eu sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGRT olarak hem Facebook'ta, hem Twitter'da, hem Instagram'da, hem de YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Programlarımızı orada da bulabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30 arasında, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Gece saat 2 ile 2.30 arasında, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bazen bir zamanda bir değişkenliği gösterebilir sevgili izleyicilerim. Yani programlardan bir değişkenliği gösterebilir. Ama 2 ile 2.30 arasında başlıyor gece. Hafta sonları ise saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de sosyal medya üzerinden takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veyahut da Abdullah Hakim Yavuz sayfalarından takip edebilirsiniz. Şef Abdullah Usta veyahut da Abdullah Hakim Yavuz sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram sayfamı hem takip edebilirsiniz, orada yemeklerimi bulabilirsiniz. Yemekler hakkında bilgi almak istiyorsanız aynı şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Yemeklerinizi bana gönderebilirsiniz. Burada yapmamız istediğiniz yemekler varsa. Ve hatta programımıza konuk olmak isteyen sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız benim bütün sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirler. Ve hatta Instagram üzerinde de ulaşabilirsiniz. Hemen sosyal medya hesaplarımda birazdan altta görünecek sevgili izleyicilerimiz. Bitişik şefabdulosa.tgrt sayfam. Programımıza konuk da olmak istiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim bitişik şefabdulosa.tgrt sayfamı hem takip edebilirsiniz. Orada da bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Ve hatta programımıza da konuk olmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra yemek kitabı ile ilgili yoğun istek ve sorularınız var. Sevgili izleyicilerimiz, yemek kitabımız yaklaşık 2 aydır benim sitemde, yani yemek sitemde yayınlanmış, orada paylaşılmış. Orada da bakabilirsiniz. Hatta telefonunuza, ondan sonra bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Sitemin de adresi www.şefabdulosa.com. Yemek sitemde bakabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. www.şefabdulosa.com'dan da hem yemek kitabımı bulabilirsiniz. E-tarif diye yazıyor ve orada da 2000'in üzerinde yemekler de var. Yemeklerimizi de aynı şekilde takip edebilirsiniz. Yemeklerimizi de görebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Eğer ki sitemizde, yemek sitemde
Sizler de yemek paylaşmak istiyorsanız, yani orada sizin isminizle yemek yayınlamak veya paylaşmak istiyorsanız gönderebilirsiniz. Aynı şekilde sitemizde size ait de bir bölüm var sevgili izleyenimiz. Orada da sizler yemeklerinizi gönderin. İnşallah biz sitemizde de sizin yemeklerinizi paylaşabiliriz. Aynı şekilde sizin isminizde de yayınlayabiliriz. Sitemizin adresi www.chefabdulaslan.com. Yemek kitabım orada, sadece e-tarif diye yazar. Giriş yaptığınızda orada zaten 300 sayfalık bir yemek kitabım var. Önünüze çıkacak, ona da bakabilirsiniz. Yemeklerimizi görebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi soğanlarımızı tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Güzelce bir şekilde hemen onları kavurmaya başlayacağız. Soğanımız, taze soğanımız kullanacağımız kadar sevgili izleyenlerimiz. Hemen onları da güzelce bir, hatta şöyle bir ayrı ayrı doğrayalım. Birazdan niçin ayrı doğradığımızda size anlatacağım. Bunları minik minik şöyle iyice bir hazırlayalım. Evet, şimdi soğanımız hazır. Kusura bakmayın sevgili izleyicilerimiz. İnan ki yaklaşık hemen 2,5 ay oldu, size de zaten biliyorsunuz. Biraz rahatsızdım. Bir öksürükle bir başladı. Bir türlü atlatamadım. Kuru bir öksürük bende başladı. Hayatım boyunca öksürük için, yani burada da anlatmıştım, doktora gitmiş değildim. İki defa gittik. Doktora gittim. Bugün de tekrardan doktora gittim. Bugün de beraber 3 defa oldu. Ama inşallah tez zamanda bunu da atlatacağız. Onun için biraz sesimde bir hafif bir kırgınlık var. Bir çatla, sanki böyle bir çatallama var. Onun için de hakkınızı helal edin. Ama inşallah, gerçi daha öncesi gibi değil ama ufak bir kırgınlık var tekrardan. İnşallah tez zamanda da onu atlattıktan sonra sizlerle aynı şekilde güzelce bir şekilde programımıza devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Evet, şimdi soğanımızı doğradık. Kalın olan kısımlarını, şöyle kalın olan yani beyaz kısımlarını, taze soğanımızı, beyaz kısımlarını ben salçamı kavurduktan sonra baharatlarımı da içine ilave edeceğim. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağım. Ve onunla beraber karıştırdıktan sonra güzelce bir şekilde bir en son onun içine ilave edeceğim. Ondan sonra onu da güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. Yeşil olan kısımları da maydanozla beraber karıştıracağım. Onları da güzelce bir şekilde hemen yoğururken içine ilave edeceğim ki biraz daha belirgin olsun, güzel görünsün diye. Evet, şimdi onu da ben hemen şöyle bir kenara doğru alacağım. Hop! Vay 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 vay! Evet! Mercimekler güzelce bir haşlanmış sevgili izleyicimiz. Hemen hemen de hazırda diyebiliriz. Bu arada soğanlarımız yavaş yavaş kavruluyor. Evet, şöyle bir bunu kenara doğru alalım. Ondan sonra mercimekler biraz daha ufak bir devam etsin sevgili izleyicimiz kavrulmaya. Salçamız, kullanacağımız kadar salçamızı içine dökelim ve salçamızı güzelce bir, çok aşırı bir şekilde salça kullanmaya da gerek yok. Yani hafif biraz hem renk vermesi için hem de güzelleştirmesi için az bir salçamızı, 2 yemek kaşığına yakın salçamızı içine ilave ettik. Onu güzelce bir şöyle kavuralım. Bu ona daha artı bir lezzet ve tat katacak, güzel bir tat katacak sevgili izleyenlerimiz. Evet. Vay 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 vay. Evet, güzelce bir şekilde kurabiyelerimiz hazırlanmış sevgili izleyenlerimiz. İyice bir pişmiş. Biraz da fırınımızı şöyle bir ayarlayalım. Onlar yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Evet, şimdi salçamızı iyice bir kavuruyoruz. Ne kadar iyi kavursak bizim için daha güzel olacak sevgili izleyenlerimiz. Tuzumuzu ilave etmiştik. Tuz kullanmıyoruz. Tadına bakıp ondan sonra kullanacağız. Biraz kimyonumuz içine ilave edelim. Biraz pulverimiz. Eğer ufak çocuk varsa onlar için kullanmıyorduk sevgili izleyenlerimiz. Ufak çocuk yoksa biraz bol kullanabiliriz. Değil mi sevgili Murat? Evet, biraz da şöyle bir kırmızı toz biberimiz. Murat diyor ki usta diyor biraz bol olsun diyor. Ben diyor çok seviyorum diyor. Tabii ki kardeşim. Senin için biraz bol kullanacağım. Evet. Çok mu seviyorsun Murat? Evet, bak güzel kardeşim çok seviyormuş. Onun için biraz bol kullanacağız. Evet, şimdi senden de razı olsun güzel kardeşim. Evet, hemen soğanımız, sosumuzu içine güzelce bir şekilde bir soğanımızı
ilave ettik. Çok az bir karabiberimiz. Evet. Az, hafif biraz karabiberimiz. Şuradan biraz ilave edelim. Evet, şimdi onu iyice bir şöyle bir karıştırıyorum. Evet, karıştırdıktan sonra kenara doğru aldık sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi arkadaşlar mercimeğimiz haşlanmıştı. İzleyenlerimiz de bir görsün. Hop! Evet! Mercimek güzelce bir şekilde bir haşlanmıştı. Biz de bu arada bulgurumuzu içine döküyoruz ve yavaş yavaş bulgurumuzla beraber onu iyice bir karıştırıyoruz. Şöyle iyice bir karıştıralım. Vay, 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 vay. Evet, iyice bir karıştırdık sevgili izleyenlerimiz. Şimdi birazdan soğutmaya bırakacağız sevgili izleyenlerimiz. Ben biraz daha şöyle bir altını ayarlayacağım. Soğutmaya bırakacağız ve ondan sonra güzelce bir şekilde soğuduktan sonra hepsini karıştıracağız ve yoğurmaya başlayacağız. Kurabiyelerimiz güzelce bir şekilde bir hazırlanmış. Şöyle bir şey yapalım sevgili izleyenlerimiz. O zaman ben şöyle bir yavaş yavaş tezgahımı hazırlayayım. Güzelce bir şekilde mercimeğimizi hazırlamaya devam edeyim. Kısa bir ara gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. O zaman ekran başına ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz güzelce bir şekilde. Hemen malzemelerimiz hazır ve ondan sonra mercimekler de güzelce bir şekilde bir hazırlandı. Onları da hazırladıktan sonra ben şöyle yavaş yavaş kenara doğru alacağım. Ondan sonra kurabiyelerimiz güzelce bir şekilde pişmiş, onlar da hazır. Birazdan onlara da bir göz atabiliriz. Ben hemen tekrardan şöyle bir eldivenlerimi hazırlayacağım. Bundan biraz daha tenceremizi boşaltalım ki erken pişimi için, soğuması için sevgili izleyenlerimiz. Mercimekler sıcak olduğu için tabii karıştırılması da biraz zor olacak. Bizleri hem yormasın hem de elimizi yakmasın diye onları hafiften biraz soğutmaya bırakacağız. Evet, şöyle bir tane kabımız, onun içine yavaş yavaş boşaltalım. Evet, şöyle biraz güzelce bir hazırlanmış olduğumuz harcımızı dökelim. Devam. Bunları da biraz önce şöyle bir toparladık ve toparladıktan sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde bir yollayalım. Evet. Bunu şöyle bir kenara şimdilik alalım. Hazırlanmış olduğumuz mercimekler yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz soğutmaya bırakıldı. Ondan sonra sosumuz tekrardan hemen şöyle bir sosumuzu da içine ilave ettik. Hafif biraz daha şöyle bir yağımızı dökelim. Bunu da şöyle güzelce bir üzerine ilave ettik. Ve onu ilave ettikten sonra tenceremizi kaldıralım. Ondan sonra ceviz. Hemen bolca cevizimizi de üzerine döküyoruz. Ve cevizimizi döktükten sonra yavaş yavaş birazdan güzelce bir şekilde bir karıştıracağız sevgili izleyenimiz. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra mercimek köftemiz iyice bir hazırlanacak ve ondan sonra sunuma da hazır diyebiliriz. Güzelce bir şekilde karıştırıp yavaş yavaş sunumuna geçeceğiz birazdan. Şimdi o hazır, kenarda biraz daha soğusun diye ben bekleteceğim. Ondan sonra fırınımıza bir göz atalım. Evet, sıvı yağlı kurabiyemiz güzelce bir şekilde o da hazır sevgili izleyenimiz. İyice bir pişmiş, hazır. Gördüğünüz gibi. Hemen sevgili Murat bir yakın detayı bir görsün. Mis gibi olmuş. Çok da güzel bir şekilde hazır sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şöyle bir sizlere de görün diye çevirelim. Evet, şimdi bu da hazır sevgili izleyenlerimiz. Fırınımızı hafiften biraz daha kapatalım. Güzelce bir şekilde biraz daha veya da kısalım. Bu yavaş yavaş fırınımızda pişerken biz de diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz.
Şöyle kendi sıcaklığı zaten yetecek. Ona göre fırınımızı kapattık. Yavaş yavaş güzelce bir hazırlansın o. Dinlensin biraz daha. Evet, bu arada biz de şöyle bir bunları bir alalım. Ondan sonra domatesimiz ve de sarımsağımız gelsin. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, güzelce bir şekilde bir malzemelerimiz hazır. Sizlerle beraber hemen güzel bir ciğer kavurma yapacağız. Onun için neler kullanacağız bir görelim. Ondan sonra yavaş yavaş ciğer kavurmamızı hazırlamaya başlayalım. Evet, ciğer kavurmamız için neler kullanacağız? Evet, dana ciğer kavurmamız için size kullanacağımız malzememiz, sevgili izleyenimiz, 500 gram kadar dana ciğerimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz, ondan sonra pul biberimiz ve kekiğimiz olacak. Tabii pul biberi ufak çocuk varsa çok da fazla kullanmayacağız. 500 gram kadar dana ciğerimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, ondan sonra pul biberimiz, kekimiz ve kimyonumuz olmuş olacak. 500 gram kadar ciğer, ondan sonra 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız veya zeytinyağı kullanılabilir. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kekiğimiz ve de kimyonumuz olmuş olacak. Önce tenceremizin içine hafif yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı ilave ettikten sonra soğanlarımızı iri iri doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onları güzelce bir şekilde bir hafiften biraz kavuracağız. Kavurduktan sonra ciğerleri güzelce bir şekilde bir, hatta siz isterseniz ciğeri de daha önceden de ilave edebilirsiniz. Eğer ki içinde soğanın biraz daha iri kalmasını istiyorsanız. Ondan sonra ciğerleri doğrayacağız, içine ilave edeceğiz ve güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra biberimizi, domatesimizi de içine ilave ettikten sonra onunla beraber güzelce bir şekilde bir kavrulacak. Ve iyice bir piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza veya da tepsimize hangisine ilave yapacaksak onun içine alacağız. Kenarlarını süsleyeceğiz ve süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, hemen hazırlığımıza biz de yavaş yavaş geçeceğiz. Onun için şöyle bir tahtamız şimdilik beklesin. Bir tane tenceremiz dedik. Şuradan bir tane tenceremizi alalım. İçine biraz yağımız, hemen 3 yemek kaşığına yakın yağımı döküyorum. Yağımızı döktükten sonra biraz içinde soğanlarımız belirgin olsun. Yani hem güzel görülsün hem de biraz daha belirgin olsun diye soğanlarımızı iri kuşbaşı şeklinde doğrayacağım sevgili izleyenlerimiz. Hemen evet, şöyle bir önce bir tenceremizi altını bir ayarlayalım. Evet, kaç tane kullanacaksak soğanımızı ona göre şöyle bir dilimliyoruz ve İri kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Ne çok fazla ufak ne çok fazla büyük olacak şekilde hazırlayabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Bunu da aynı şekilde doğradı, kenara aldık. Ondan sonra bunları da aynı şekilde doğrayalım. Soğanlarımız hazırlandıktan sonra tenceremize soğanlarımızı aktaralım. Ondan sonra 3 diş sarımsağımız demiştik. Hemen sarımsağımız da biraz daha ufak veya da isterseniz iri de doğranabilir. Ben onları da küçük küçük şöyle bir hazırlayacağım. Ondan sonra sarımsağımızı şimdilik kendi tabağına alalım. Evet, onu hazırladıktan sonra şöyle bir tane boş bir tabağımız bir alalım. Boş bir tabağımızı ayarladıktan sonra domates biberimiz öncelik. Hemen biberlerimiz kaç tane kullanacaksak ona göre şöyle güzelce bir hazırlayalım. Çekirdeklerini alalım. Ortadan sadece ikiye böleceğiz. Devam. Bunu aynı şekilde hemen şöyle saplarını da aynı şekilde ve kafalarını da güzelce bir şekilde bir temizleyelim.
Devam. Bunlar da hazır. Kaç tane kullanacaksak ona göre biberlerimizi hazırlıyoruz. Evet. Bu arada soğanlarımız hazır. Onu da bir karıştıralım. Biberlerimizi ben biraz daha iri doğrayacağım. Sevgili izleyenlerimiz, içinde belirgin olmasını istiyorum. Onun için de biberlerimi biraz daha iri kuşbaşı şeklinde doğramış olacağım. Evet, hazır. Kenara alıyoruz biberimizi. Ondan sonra domatesimiz. Hemen bunu da şöyle bir hazırladı. Domatesimiz de biraz daha iri olacak. Ona göre doğrayabiliriz. Bunu aynı şekilde kestik. Diğer domatesimizi aynı işlemle keselim. Şöyle ortadan bölüp iri iri doğrayalım. Devam. Bunu da aynı şekilde doğradık. Kenara doğru alalım. Evet, şimdi biberlerimiz ve domateslerimiz hepsi hazır sevgili izleyenlerimiz. Bu arada soğanımız kavruluyor. O güzelce bir kavrulma devam etsin. İçine sarımsağımızı da dökelim. Hemen sarımsağımızı da içine döktük. Onunla beraber soğanımızı kavurma devam edelim. Evet, yavaş yavaş soğanlarımızı kavururken şuna bir temizleyelim. Ciğerimiz hazır. Güzelce bir şekilde onu hazırladık. Sevgili izleyenimiz, hazırladıktan sonra onu önce şöyle bir ızgaralık açar gibi açalım. Devam. Güzelce bir açtık. Ve tabii ki zarlarını mutlaka almamız gerekiyor sevgili izleyenim. Zarlarını alacağız. Ve zarlarını aldıktan sonra onu güzelce bir şekilde doğrayacağız. Evet. Açtıktan sonra tekrardan biraz daha ciğerlerde hem belirgin olsun hem de güzel görünsün diye iri iri doğrayacağız. Evet. Bunları yavaş yavaş şöyle güzelce bir doğruyoruz. Devam. Tabağımızı alalım. Bunlar da aynı şekilde şöyle güzelce bir kesiyoruz. Evet. Onu da kestikten sonra minik minik şöyle bir alalım. Devam. Güzelce bir şekilde bir hem belirgin olacak hem de biraz daha iri olsun ki sevgili izleyenimiz güzel görünsün diye iri kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Evet, bunları da aynı şekilde doğrayalım. Evet, şimdi ciğerleri doğradıktan sonra tabağımıza alalım. Evet. Onu tabağımıza aldıktan sonra şöyle bir bıçağımızı tekrardan suya tutalım. Evet, ciğerler hazır. Tenceremize gönderelim. Şimdi ciğerleri de içine ilave ettik ve beraber şöyle güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Ve yavaş yavaş tabii ki kavurmaya başlıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Soğanlarımız belirgin olacak. Güzelce bir şekilde biraz içinde görünsün ki ona ayrı bir hem lezzet hem de tat katacak sevgili izleyenimiz. Onu biraz daha güzelleştirmiş olacağız bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş hazırlanmaya devam etsin. İyice bir hazırlansın. İçine güzelce bir şekilde bir soğanımızı, sarımsağımızı ilave ettik. Ve onları ilave ettikten sonra tekrardan İçine ciğerlerimizi de dahil ediyoruz ve ciğerle beraber yavaş yavaş kavurmaya devam etsin. Bu arada biz de hala sıcak sevgili izleyenlerimiz. Çok da sıcak olduğu için şöyle biraz yavaş yavaş
karıştıracağız ama ben hemen biraz daha erken olmasını istediğim için bu şekilde. Biz devam edersek o programımız boyunca soğumayacak sevgili izleyenlerimiz. Onun için ben biraz daha şöyle biraz tepsimizi içine alacağım. Güzelce bir şekilde soğusun. Ondan sonra kabımızı içine alalım. Kabımızın içinde yavaş yavaş onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Hala şu anda sıcak, elimizi yakıyor. Onun için ben şöyle bir mercimek köftemizi yavaş yavaş biraz daha şöyle bir karıştırayım. Birkaç dakika daha soğusun iyice bir. Çünkü soğuması gerekiyor. Sıcak şu anda sevgili izleyenlerimiz. Elimizde yakmayalım diye. O biraz daha beklesin. Bu arada hemen kurabiyemiz de hazırlandı. Onu da ben kenara doğru alıyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Onu karıştırırken ciğerler güzelce bir şekilde bir kavrulmaya başlanıyor. İyice bir şöyle karıştıralım. Ondan sonra biberimiz içine ilave edelim. Biberle beraber güzelce bir soteleyeceğiz. Ondan sonra biraz karabiberimiz çok yakışıyor. Çok da güzel bir lezzet katıyor. Evet. Biraz içine karabiberimiz ilave edelim. Ondan sonra yeteri kadar tuzumuz, hafif tuzumuz. Biraz ona güzel bir renk katalım. Kırmızı toz biberimiz. Ondan sonra hafif pul biberimiz. Keki en son içine ilave edeceğiz. Sevgili izleyenimiz onu en son kullanacağımız için kekimizi şu anda kullanmıyoruz. En son altını kapatmaya yakın içine ilave edebiliriz. Oh, mis gibi oldu. Hafif biraz daha. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Ve yavaş yavaş pişmeye devam etsin o. İyice bir hazırlansın. Evet şimdi o yavaş yavaş pişerken biz de diğer hazırlıklarımıza devam edelim sevgili izleyenlerimiz. Hemen kenarda şöyle bir hazırlıklarımızı da yapalım ki yemeğimiz de yetişsin, onu sunum da yapalım diye. Bunları bir şöyle bir alalım. Evet. Şöyle servis için hazırlığımızı da yapalım. Öncelikle bir kurabiyemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Ciğer güzelce bir şekilde pişmeye devam ediyor. Ondan sonra mercimek köftemiz aynı şekilde soğumaya devam etsin. Biraz daha soğuması gerekiyor. Ben de bunları şöyle bir alacağım. Evet kurabiyemiz mis gibi oldu. Güzelce bir şekilde bir hazır. Evet kenara doğru hemen şöyle bir aldık. Kurabiyemiz içinse tabağımız hazır. Biraz daha şöyle bir mercimekler soğuyana kadar biz de bunları güzelce bir şöyle bir servis edelim. Ufak ufak hazırladık. Güzelce bir şekilde şöyle bir kurabiyemiz hazır. Evet. Hemen şöyle bir alalım. Bunları biraz daha şöyle güzelce bir sunum yapacağımız tabağımıza bu şekilde bir dizelim. Devam. Vay vay vay. Çok da güzel oldu sevgili izleyenimiz. Buram buram da kokuyor. Bunları iyice bir şöyle bir aldık. Bunları da biraz daha. Evet. Şöyle bir öne kaç tane daha dizebiliriz. Güzel görünmesi için
bunlardan aldık. Evet. Çok da güzel oldu. Kurabiyemiz iyice bir hazırlandı. Güzelce bir şekilde bir tabağımıza aldık. Ve onları tabağımıza aldıktan sonra şimdi ben şöyle bir yavaş yavaş bunu kenara doğru bir alayım. O hazır. Ondan sonra ciğerler de harika oldu sevgili izleyiniz. Buram buram kokuyor. Buram buram. İçine domatesimizi dökelim. Ondan sonra şunu biraz daha şöyle bir kenara doğru alalım. Maydanozumuz. Hemen şuradan biraz da maydanozumuzu suya tutalım. Hazır. O da şöyle bir beklesin şimdilik. Oh! Mis mis. Ciğer kavurmamız harika oldu sevgili izleyenlerimiz. Vay 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 vay. Evet şöyle biraz karıştırdık ve buram buram kokmaya da başladı. Evet şimdi kurabiyemiz hazır dedik sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra köftemiz birazdan artık yavaş yavaş onu da hazırlığına başlayacağız. Şöyle bir tepsimiz aynı şekilde hazır. Ben hemen yeşilliğimi de yanıma doğru çekeyim. Biraz maydanozumuz demiştik. Buradan maydanozumuzu küçük küçük doğrayalım. Devam. Ufak ufak. İyice bir karıştırdık ve maydanozumuzu doğradıktan sonra onu da tekrardan şöyle bir köftemizi içine dahil ediyoruz ve köftemizi dahil ettikten sonra şimdi yavaş yavaş artık karıştırmaya başlayabiliriz. Biraz daha şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra tekrardan kabımızı içine alıp onun içinde de güzelce bir yoğurabiliriz sevgili izleyenimiz. Evet biraz soğumuş. Şimdi güzelce bir şekilde soğuduktan sonra ben hemen şöyle bir alacağım. Onu yavaş yavaş önce şöyle biraz karıştırayım. Daha rahat bir şekilde özleşmesi için ve karışması için güzelce bir karıştıralım. Devam. Aynı şekilde biraz daha şuradan alalım. Onunla tekrardan iyice bir şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Bunları biraz daha güzelce bir karıştırmaya. Çok da güzel oldu. Evet tepsidekini tekrardan hemen şöyle bir toparlayalım. Bunlar da şimdilik buradan bir karıştıralım iyice bir. Devam. Hemen şöyle bir kenarlardaki de toparlayıp içine ilave ediyoruz. Evet. Ve onu da yavaş yavaş tepsimize ve kabımızı içine gönderelim. Evet. Hemen toparladık. Ve kabımız içine yolladık. Evet. Şimdi onları da kabımız içine ilave ettikten sonra çok hafif biraz da yağımız kullanılabilir sevgili izleyicimiz. Biraz daha parlak görünmesi için çok az da yağımız dökelim. Bu arada yemeğimiz de hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde bir hazır. O biraz daha birkaç dakikada ben altını kısacağım. Yavaş yavaş dinlenmeye devam etsin. Ondan sonra biz de onu güzelce bir şekilde bir sunumunu yapacağız. Evet artık yavaş yavaş mercimek köftemiz hazır diyebiliriz. Biraz daha ben şöyle bir karıştıracağım. Ondan sonra onları güzelce bir sıkalım. Ondan sonra tabağımızı içine dizmeye başlayalım. Evet
2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 4 su bardağı kadar su, 4 su bardağı kadar bulgurumuz, 6 su bardağı kadar suyumuz. Ondan sonra içine 2 yemek kaşığı kadar salçamız, biraz taze soğanımız, kuru soğanımız ve baharatlarımız. Ondan sonra içine maydanozla beraber iyice bir hazırlanıyor ve iyice bir hazırlandıktan sonra onları biz güzelce bir şöyle bir karıştırıyoruz. Özleştikten sonra yavaş yavaş hemen sunumuna güzelce bir şekilde bir başlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi tekrardan yeşilliğimiz şöyle bir altına, önce bu tarafa şöyle bir yeşilliğimiz, diğer tarafa da evet şöyle bir bunu da bir keselim, altına bırakabiliriz, bir parça daha olabilir. Evet, hemen onu hazırladıktan sonra bismillah diyoruz ve yavaş yavaş hazırlığımıza başlıyoruz. Devam edelim. Güzelce bir hazırlamış olduğumuz mercimek köftemizi sevgili izleyenlerimiz şöyle güzelce bir hazırlamaya başlıyoruz. Devam. Hop, gelsin bakalım. Öyle güzel bir mercimek köftemiz yavaş yavaş hazırlanmaya başlanıyor. Evet, devam. Hemen bunları biraz daha şöyle güzelce bir şekil verip tepsimizi içine veyahut da tabağımızı içine dizebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Mercimek köftemiz güzelce bir şekilde bir hazırlandı ve ondan sonra içine salçamız, soğanımız, taze soğanımız ve kuru soğanımız ve güzelce bir şekilde bulgurumuz, kırmızı mercimeğimiz ve baharatlarımız da iyice bir hazırlanıyor ve iyice bir hazırlandıktan sonra salçamız dediğimiz gibi hepsiyle beraber iyice bir karışıyor. Ondan sonra yavaş yavaş ufak parçalar alıp avucumuzun içinde onu güzelce bir şöyle bir sıkıp tepsimizi veya da tabağımızı içine dizmeye başlıyoruz. İçine tabii ki bir su bardağı yakında ceviz de kullandık sevgili izleyenimiz. Sizden de hoşunuza gidiyorsa veya da seviyorsanız ceviz de kullanabilirsiniz. O da çok da yakışıyor. Çok da güzel bir lezzet katıyor. Sizler de kullanabilirsiniz. Devam, biraz daha şöyle ara boşluklara birer tane tekrardan şöyle bir bırakabiliriz. Bir tane güzelce bir şekilde hazırlanmış olduğumuz. Evet. Hop. Devam. Aynı şekilde hazır. Evet. Buraya da şöyle biraz güzelce bir köftemizden hazırladık ve dizmeye başlıyoruz. Devam. Evet, şimdi mercimek köftemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Ve mercimek köftemizi hazırladıktan sonra üzerine tekrardan limonumuz. Bunu da şöyle bir küçük küçük de kesebiliriz. Yani istediğiniz şekillerde de limonunuzu hazırlayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Birer tane limonumuz üzerine şöyle biraz daha bir renk versin diye limonumuzu bırakıyoruz. Evet, limonumuzu bıraktıktan sonra biraz daha şöyle güzel görünmesi için sevgili izleyenimiz, üzerine hafif biraz daha parlak ve güzel görünmesi için biraz da yağımızı da şöyle bir süsleyelim. Ve süsledikten sonra mercimek köftemiz hazır diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum ve biz de hazırladık. Onu şöyle bir kenara doğru alalım. Evet, vay, 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 nefis oldu. Tamam, güzel kardeşim. Evet, şimdi bunları biraz daha şöyle bir tezgahımızda toparlamış olalım sevgili izleyenlerimiz. Çok fazla dağınık olmasın. Evet. Yemeğimiz güzelce bir şekilde
O da hazır. Hemen yemeğimiz içinse sunum yapacağımız tablarımızı veya da tabağımızı da alalım. Eldivenimizi de şöyle bir değiştirin. Tenceremizin içine öncelikle şöyle bir sunum yapacağımız kabımızı da alalım. Tenceremizin içine öncelikle yağımızı ilave ettik. Yağımızı döktükten sonra tekrardan içine soğanımızı iri iri doğradık, ilave ettik. Soğanımızı içine ilave ettikten sonra onu güzelce bir şekilde bir kavurduk sevgili izleyenlerimiz. Soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra sarımsağımızı içine ilave ettik. Sarımsakla beraber tekrardan kavurmaya devam ettik. Ondan sonra ciğerleri biraz daha iri kuşbaşı şeklinde doğradık, içine ilave ettik. Ve ciğerle beraber tekrardan onları güzelce bir güzelce bir şekilde bir pişirmeye başladık. İçine biberimizi, domatesimizi, baharatlarımızı ilave ettik. Onlar da içine ilave ettikten sonra kavurma işlemine devam ettik. İyice bir piştikten sonra tabii içine domates biberimizi eğer ki biraz daha fazla seviyorsak fazla da tutabiliriz. Yani fazla da kullanabiliriz. Onlarla beraber iyice bir pişiyor ve piştikten sonra yemeğimiz hazırlanıyor. Şöyle kavurmamız hazır. Ciğer kavurmamızı içine ben kekik kullanmadım. Keki en son içine ilave edeceğim ki hem çok fazla şöyle kararmasın hem de çok da çirkin görünmesin diye onu en son üzerine ilave edebiliriz. Şöyle bir sunum yapacağımız tabağımıza alalım. Vay, vay, vay. Nefis oldu sevgili izleyenimiz. Çok da güzel görünüyor. Evet, hemen şöyle biraz da sebzeleri de olsun değil mi? Evet, harika oldu sevgili izleyenlerimiz. Kavurmamız hazır şimdiden. Evet, kavurmamızı hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde bir kavurmamız hazır. Ben hemen şunları bir şöyle bir alayım kenara doğru. Kenarına soğan seviyorsak yani soğanı biraz daha bol kullanabiliriz. Yani eğer ki sizde de yanında söğüş soğan da seviyorsanız hatta soğan salatası da yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sunum yaparken üzerine biraz kekiğimiz. Hemen o da güzel olacak. Vay, vay, vay. Evet, hafif kekiğimiz. Tabii çok da abartılı olmasın. Hem güzel bir lezzet hem de güzel bir tat katacak. Evet, kavurmamız hazır. Sebzeli güzel bir kavurmamız hazır. Onu yavaş yavaş alalım arkadaşlar. Evet, ben hemen onu da şöyle bir kenara doğru alacağım. Mercimek köftemiz hazır. Ondan sonra sıvı yağlı kurabiyemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. 3 tane yemeğimizi hazırladık. Güzelce bir şekilde kavurmamız da hazır. Bu yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bulabilirsiniz. Yani bitişik şef ablosa nokta tgrt hem Facebook hem Twitter hem Instagram hem de normal yemek sisteminde de yemeklerimizi aynı şekilde bulabilirsiniz. Gramajlarla, tariflerle merak ettiğiniz bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Instagram sayfamı takip ederekten orada da selamlarınız varsa gönderebilirsiniz. Sevgili izleyenimiz veyahut da dediğimiz gibi yemek istekleriniz varsa gönderebilirsiniz. Sürekli zaten kendim bakıyorum. Bitişik şef ablosa nokta tgrt sayfam veyahut da programımıza da konuk olmak istiyorsanız oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yani Instagram ve diğer sayfalarda ulaşabilirsiniz. Yemek kitabında merak ediyorsanız siteme bakabilirsiniz. www.chefabdulosa.com www.chefabdulosa.com'da da yemek kitabında merak eden izleyicilerimiz oradan da bakabilir. Hatta telefonunuza veya da bilgisayarınıza da yemek kitabını indirebilirsiniz. Orada da takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Evet, yemeklerimiz hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde yemeklerimiz hazır. Hemen yavaş yavaş neler yapmışız bir göz atabiliriz. Evet arkadaşlar, hangisi hazırsa alabiliriz. Hem güzel bir kavurmamız, hem güzel bir kurabiyemiz, hem de güzel bir mercimek köftemiz hazırlandı. Sıvı yağlı un kurabiyemiz için kullandığımız malzememiz sevgili izleyenimiz. 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 2 su bardağı kadar unumuz. 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 2 su bardağı kadar unumuz. Önce geniş bir kabımızı içine 2 adet yumurtamızı kıralım. Onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Bunu iyice bir karıştıktan sonra vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ilave edelim. Onunla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Ondan sonra içine tekrardan hemen şekerimizi ilave ettik. Onunla beraber güzelce bir karıştırdık. Şekerimizle beraber karıştıktan sonra 1 su bardağı kadar sıvı yağımızı içine ilave ettik. Ondan sonra 2 su bardağı kadar unumuzu ilave ettik. Onunla beraber yoğurmaya başladık. Eğer ki çok fazla
cıvıksa hamurumuz, yani kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Biraz daha un kullanabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Yani hamurumuzu toparlaması için biraz daha un kullanabiliriz. Unumuz da hamurumuz güzelce bir şekilde bir hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra istediğimiz şekillerde kesiyoruz ve tepsimizin içine diziyoruz. Tepsimize dizdikten sonra 160 derece veya 170 dereceyle fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem hafif hem de güzel bir kurabiye olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Dana ciğer kavurmamız içinse kullanmış olduğumuz malzememiz sevgili izleyicilerimiz, dana ciğer kavurmamız içinse 500 gram kadar dana ciğerimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, kekiğimiz ve de kimyonumuz. 500 gram kadar ciğerimiz, 2 adet domates, 3 adet biberimiz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız veya da daha fazla da kullanabiliriz. Onu biraz da istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pulverimiz, kekiğimiz ve kimyonumuz. 500 gram kadar dana ciğer, 2 adet domates, 3 adet biber, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pulverimiz ve de kekiğimiz. Tenceremizin içine yağımızı dökelim. Ondan sonra soğanımızı iri iri doğrayıp içine ilave ediyoruz. Soğanımızı iyice bir kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra sarımsağımızı doğrayıp içine ilave edelim. Onu da aynı şekilde kavurmaya devam edelim. Ondan sonra ciğerleri güzelce bir şekilde bir doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Ciğerleri iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra içine biberimizi ve domatesimizi de ilave edelim. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan bir 15 dakika daha kavuracağız. 15 dakika daha kavurduktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza koyup üzerine kekikle beraber süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Cevizli mercimek köftemiz içinse kullanmış olduğumuz malzememiz 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanoz, 4 adet taze soğanımız, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, kimyonumuz ve de pulverimiz, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 6 su bardağı kadar suyumuz. 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanoz, 4 adet taze soğanımız, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pulverimiz ve 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 6 su bardağı kadar suyumuz. Tenceremize suyumuzu dökelim. O kaynadıktan sonra mercimeğimizi hemen yıkayıp içine ilave edelim. Ve içine biraz tuzla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıp kapağını kapatalım. O yavaş yavaş haşlanırken ikinci tenceremize soğanımızı doğrayıp ilave edelim yağımızla beraber. Soğanımız kavurduktan sonra salçamızı, baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir sosumuzu hazırlayacağız. Ondan sonra mercimekler haşlandıktan sonra içine bulgurumuzu ilave ediyoruz ve onunla beraber karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra geniş bir kabımızı alıyoruz ve soğutuyoruz. Ondan sonra sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. Maydanozumuzu tekrardan güzelce bir şekilde soğanımızı içine ilave ettikten sonra iyice bir yoğuruyoruz ve yoğurduktan sonra tabağımızın altını süslüyoruz ve tabağımıza diziyoruz. Tabağımıza dizdikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim sevgili izleyenlerimiz. Dediğimiz gibi yemeklerimizi tekrardan merak ediyorsanız sevgili izleyenlerimiz veya da görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Instagram üzerinde programımıza konuk olmak istiyorsanız, yemeklerimizi görmek istiyorsanız veya da yemek hakkında bilgi almak istiyorsanız Instagram adresim bitişikşefabdulosa.tgrt sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Selamlarınız da varsa gönderin. Program sonu tekrar da selamlarınızı da inşallah gönderelim. Bundan sonra sevgili izleyicilerimiz selamlarınız da varsa Instagram üzerinde gönderin. Program sonunda inşallah biz o selamlarınızı da okuyalım. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelikle tabii ki gurbetçilerimiz. Ben onları çok seviyorum. Buradan bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selam olmuş olsun. Ondan sonra Türkiye'de izleyen herkes, desteğini esirgemeyen herkese ben de kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Hem askerlerimize, polislerimize, memurlarımıza ve bizleri izleyen herkese sevgi ve selamlar olmuş olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.